Devleti yönetenlere sormak istiyorum. Kaç yıldır elektrik faturası ödemiyorsunuz? Hiç doğalgaz faturası gördünüz mü? Kendi paranızla benzin almayalı kaç yıl oldu? Çocuğunuzun bu sene yurt masrafı ne olacak diye hiç düşündünüz mü? Markette alışveriş yaptınız, güzel. Allah aşkına doğru söyleyin. Pazarda peynirin kilosunun kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Kaç senedir kira ödemiyorsunuz? Bunların hiçbiri devleti yönetenlerin sorunu değil. Çünkü bu faturaların hepsini millet ödüyor. Ama artık millet sizin faturalarınızı ödemekten bıktı. Sizlerden hesap sormak için erken seçim değil, derhal seçim istiyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağı söyleniyor. Hani ne oldu? Başınıza taş mı düştü? Keşke öyle olsa, keşke buna inanabilsek. Biz asgari ücretli zor durumda, geçinemiyor. Geliniz asgari ücretliden vergi almayalım dediğimizde siz ve küçük ortağınız değil miydi hayır olmaz diyen? Biz çiftçinin hasatı tarlasında kaldı. Mazot fiyatları çok pahalı. Yatlardan, katlardan, pırlantadan vergi almıyorsunuz. Gelin çiftçinin mazotundan da vergi almayalım dediğimizde siz ve küçük ortağınız değil miydi hayır olmaz diyen? Neymiş efendim? Rekabeti güçlendirip yatırımları teşvik edecekmişiz. Herhalde burada bir güleceğiz. Yani nasıl rekabeti güçlendireceksiniz? Bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Siz değil misiniz fakir fukara, garip kuraba edebiyatı yapıp bu güzel ülkenin hava yollarını, demir yollarını, karayollarını, metrolarını, köprülerini, enerji santrallerini dünya beşten büyüktür diye hamaset yapıp beşli çeteye teslim eden? Siz değil misiniz fakirden, fukaradan, garipten, kurabadan, asgari ücretliden, çocuk bezinden, kefen bezinden kuruşu kuruşuna vergi alırken bu çetenin vergi borcunu sıfırlayan? Bakın sayın milletvekillerim, bir asgari ücretli 365 günün tam 122 gününü vergi ödemek için çalışıyor. 122 gün, 365 günün. Peki AK Parti'nin gözde müteahhitleri son 3 yılda ne kadar kurumlar vergisi ödedi? Cengiz İnşaat 2018 yılında sıfır. Yani 62 milyon dolara jet alan Cengiz İnşaat hiç vergi ödemez iken, açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretlinin gelirinin %38'i vergiye gidiyor. Bu mu sizin sosyal adalet anlayışınız? Cengiz mi? Elbette hayır. Bakın Doğuş İnşaat son 3 yılda hiç kurumlar vergisi ödememiş. Yine Limak İnşaat son 2 yıldır kurumlar vergisi ödemiyor. Ama Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda, karda kışta, yağmurda yaşta 7 lira ayakkabı boyayan Ahmet kardeşimin oğlunun aldığı mama için vergi alıyorsunuz. Sayın milletvekilleri, dinimizde devlet bütçesi yani beytülmal hak ve adalet temelinde kullanılması için devleti yönetenlere verilmiş bir emanet. Hak ile alınması, hak ile harcanması, gerek alırken gerek de harcarken haksızlıktan kaçınılması gerekir. Şimdi ben 83 milyon yurttaşımızın vicdanına seslenmek istiyorum. Bu zalim iktidar hak edenden mi alıyor, hak edene mi harcıyor, gerek alırken, gerek ise harcarken haksızlıktan mı kaçınıyor? Sayın milletvekilleri, bakınız, serveti bir yüzük ile ölçülemeyecek kadar çok olan ve servetinden dini için vazgeçen Hazreti Ebu Bekir vefatından önce ne diyor? Müminlerin işlerini üzerime aldığımdan beri haklarından bir dinar veya bir dirhem hesabıma geçiremedim. Peki bizimkiler? Yine karnımızda yediklerimiz onların yediklerinin kötüleri ve sert ve kabalarıdır diyor. Peki bizimkiler? Bizimkiler millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş. Bu aziz millete kuru ekmek yiyorsanız karnınız toktur diyor. Açları muhalefet doyursun diyor. Vergi cennetlerinde şirketler kuruyor, vergi ödemiyor. Şimdi sayın milletvekilleri, ben yerin 500 metre altında asgari ücretle çalışan madenci adına, hasadı tarlada kalan çiftçi adına, evine ekmek götürmek için çalışan esnaf adına, şehit aileleri adına, yani millet adına, milletin kürsüsünden devleti yönetenlere sormak istiyorum. Kaç yıldır elektrik faturası ödemiyorsunuz? Hiç doğalgaz faturası gördünüz mü? Peki arabanızı benzin istasyonuna çekip kendi paranızla benzin almayalı kaç yıl oldu?
Çocuğunuzun bu sene yurt masrafı ne olacak diye hiç düşündünüz mü? Sınava giriş ücretini ödeyemediğiniz için sınava sokamadığınız evlatlarınız oldu mu? Markette alışveriş yaptınız, güzel. Allah aşkına doğru söyleyin. Pazarda peynirin kilosunun kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Kaç senedir kira ödemiyorsunuz? Bunların hiçbiri devleti yönetenlerin sorunu değil. Çünkü bu faturaların hepsini millet ödüyor. Ama artık millet sizin faturalarınızı ödemekten bıktı. Ödemek istemiyor. Şimdi sizlerden hesap sormak için erken seçim değil, derhal seçim istiyor. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. 6 yıl önce Ankara Gar Meydanı önünde yitirdiğimiz 103 vatandaşımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. 500'den fazla da vatandaşımız yaralandı. Geçmişimizde, yakın geçmişimizde yaşadığımız, tanık olduğumuz en acı olaylardan birisi, en kanlı katliamlardan birisiydi. 10 Ekim katliamı ile doğru dürüst yüzleşmedik. Çünkü yüzleşmek için, yaralarımızı sarmak için adalet talep etmek zorundayız ve adaleti tesis etmek zorundayız. Oysa yargılama sürecine baktığınızda dosyada delillerin doğru dürüst araştırılmadığı, eksik dosyayla yargılamanın yapıldığı ve gerçek suçluların araştırılmadığı, görünür suçluların yargılandığı bir yargılama sürecine tanık olduk. Dolayısıyla da yaramız, hepimizin yarası hala kanıyor arkadaşlar. O zamanı kısaca anımsayalım. 7 Haziran seçimlerine giderken yine bugünkü gibi Cumhurbaşkanı tehdit etmişti. 400 vekil verin, bu iş huzurla çözülsün demişti. 400 vekili alamadığınız gibi parlamento çoğunluğunu da kaybettiniz. İktidar olamayınca da gizli eller devreye girdi ve Türkiye'yi adeta kan gölüne döndürdü. Suruç, Diyarbakır, sonrasında Ankara Garı, sonrasında başka kanlı, bombalı eylemlerle sarsıldık ve çok acılar yaşadık. Ve o sırada yine anımsayın, yine genel başkanınız, Sayın Cumhurbaşkanı, milletimiz kaosu seçti demişti ve Türkiye'yi bu süreçte 1 Kasım seçimlerine sürüklediniz. İşte bu nedenle değerli arkadaşlar, o günlerde bu terörü yapanları, göz yumanları, destek olanları, arkasındaki kirli elleri saklamayı tercih ettiniz. Sadece Ankara Garı davasında bile baktığınızda İçişleri Bakanlığı'nın, yani devletimizin teftiş raporlarında bile bu kişilere görünmez bir koridor açıldığı apaçık ortada. Yunus Emre Alagöz aslında teknik takip altında. Nasıl gelebildiği hala soru işareti. Kardeşi Abdurrahman Alagöz daha bir ay önce Diyarbakır'daki bombalamayı yapmış. İlhami Balı'yla, yani IŞİD emiriyle sürekli telefonda konuşuyor ve devletin bilgisi dahilinde. Şimdi siz burada kamu görevlilerinin buradaki ihbalini, gizli elleri, kirli elleri araştırmazsanız, adaleti sağlamış ve dolayısıyla da 10 Ekim Ankara Garı patlamasıyla olması gerektiği gibi hesaplaşmış, yüzleşmiş olabilir misiniz? Elbette olamazsınız. Dolayısıyla burada hala yapılması gereken çok şey var. Değerli arkadaşlar, 10 Ekim Ankara Garı patlamasından birkaç dakikayla kurtulan bir arkadaşınızım. Birkaç dakikalık gecikme dolayısıyla şu anda aranızdayım, öyle zannediyorum. Ve orada kamu görevlileri, güvenlik güçleri yaralılara, yakınlara, oradaki insanlara su ve gaz sıktılar ve maalesef devletimizin, güvenlik güçlerinin ve Ankara Valiliği'nin bu kaba, hukuk tanımaz tutumu aynen devam ediyor. 6 yıldır biz orada özellikle ölenlerin yakınları olması gerektiği gibi bir anma töreni dahi gerçekleştiremiyoruz. Bizler dahi, milletvekilleri dahi gazlanmadan, joplanmadan o anma törenleri gerçekleştirilmiyor. Ama orada insanların anmasına dahi karşı engel olan devletin polisi her nasılsa Ankara Garı'na girenleri arama da ihtiyacı dahi duymamıştı. Ve o aramanın niye yapılmadığının hesabı hala sorulmuş değil. Son bir şey arkadaşlar, bakın Hitler birçok yaptığı zulümle anılıyor. Hitler Berlin'de kitap yaktığı için anılıyor. Sizler de maalesef gecenin bir yarısı ağaç topladığınız için anılacaksınız. Böyle bir lekeyi size bile yakıştıramadım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.